Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz sebebini bilen yok. İlk haberimiz birazdan izleyeceksiniz. Dün akşam Ankara'da bir bakanlık ve önemli iki kurum başkanı değişti. Sebebini bilen yok çünkü açıklayan yok. Tarım Bakanı Pakdemirli dün açıklama yaptı. Türkiye kendi kendine %130, %140 yeterli bir ülkedir dedi. Peki o zaman neden yıllardır ithalata dayalı bir tarım politikası izlendi? Sebebini bilen yok. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen Ankara'daki gelişmelerle başlayalım bültene. Yine bir gece yarısı kararıyla önemli değişiklikler oldu Ankara'da. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gitti, yerine Bekir Bozdağ geldi. TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer de görevinden alındı, yerine Erhan Çetinkaya getirildi. Tüm bu önemli değişiklikler olurken resmi gazetenin yayımlanması da gecikti. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde orta sayfada hem o gecikme hem de nedeni kulis bilgilerle ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. O hareketli gecenin sabahındaysa Adalet Bakanlığı'nda duygusal anların yaşandığı devir teslim töreni yapıldı. Bekir Bozdağ 3. kez Adalet Bakanı koltuğuna oturdu. Yargının anayasadan, kanundan başka hiçbir yerden, hiçbir kişiden, kurumdan, merciden emir almayacağı hususundaki bu anlayışı ortaya koyduk. Bu bayrağı ben devralıyorum. Görevden affımızla ilişkin takdirleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti kabinesindeki bir bakan daha Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek görevinden affını istedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gitti, yerine tanıdık bir isim Bekir Bozdağ geldi. Gece yarısı kararnamesiyle görevden alınanlar listesine ise bir TÜİK başkanı daha eklendi. Yeni TÜİK başkanı Erhan Çetinkaya oldu. Resmi gazetede bir gariplik var. Şu saatlerde resmi gazete muhakkak yayınlanır. Bizim program bittikten sonra bence biz mi söyledik bunlar geri adım attı yayınlamıyorlar? Bir şeyler oluyor. Bu tabii Ankara'daki söylentiden kaynaklanıyor. Yani bakan değişecek. Resmi gazete yok piyasada. Ankara'da hareketli dakikalar yaşanırken tecrübeli gazeteciler de Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde orta sayfada İlk kez Adalet Bakanlığı'ndaki değişiklik iddialarını dillendirdiler. Memleketleri üzerinden hangi bakanın görevi bırakıp yerine kimin geleceğine kadar detaylı kulisleri paylaştılar. Hiçbir şey olmasa bile sevgili izleyiciler bir şeyler oluyor. Resmi gazete gecikti. Neden ısrarla soruyorsun resmi gazeteyi? Kuşlar bir şey söyledi. Resmi gazete de bir şey olacak denilmiş. Öyle mi? Kulis bilgileri. Adalet Bakanlığı'nı Gaziantep'ten alıp Yozgat'a mı verecekler falan gibi bir şey yani. Daha açık nasıl olabilir ki yani? Acaba daha önce Adalet Bakanlığı yapmış bir isimden mi bahsediyorsun? Yozgat'ta kaç tane olabilir? Bekir Bozdağ'dan bahsediyorum. Elbette her makam geçici. Koltuktan ayrılırken kurdu bu cümleleri Abdülhamit Gül. İktidarla CHP arasında MOBESE tartışması sürerken neredeyse 24 saat önce veri güvenliği toplantısında kurduğu cümleler mi koltuğundan etti sorusunu ardında bırakarak. Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun kimsenin özel hayatının ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez, hukuk da bunu kabul etmez. İddiaya göre Gül'ün kişisel veriler için yaptığı hukuk uyarısı iktidar cephesinde sert rüzgarlar estirdi ve gece yarısı görevinden af istediğini duyurdu. İstifasının kabul edildiği de saat 2'den sonra yayımlanan resmi gazeteyle ortaya çıktı. Sayın Bakanımıza önemli hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum, dua ediyorum. 5 yıl önce Adalet Bakanlığı koltuğunu Bekir Bozdağ'dan devralmıştı Abdülhamit Gül. Duygusal bir devir teslim töreniyle koltuğunu yine Bozdağ'a bıraktı. Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için kabinemizle de uyumlu biçimde bir büyük çabayı ortaya koyacağız. Kapının açılması gerekir. Randevusuz misafir alamıyoruz. TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, bir saray kurumu haline dönüşmüştür. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜİK kapılarını kapamasıyla gündeme oturan Sait Erdal Dinçer de görevden alındı. Son 3 yılda bir yılını bile doldurmadan görevden alınan 3. TÜİK başkanı oldu. %36'lık yıl sonu enflasyonu açıklandıktan hemen sonra kendisinin istifa ettiği ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını beklettiği de iddialar arasında. Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu rakamlar güven vermiyor. Eski TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer jeoloji mühendisiydi. Yeni TÜİK Başkanı da endüstri mühendisi Erhan Çetinkaya oldu. Gece yarısı kararnamelerinde dikkat çeken bir isim de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirilen Hızır Aslı Yüksek oldu. Aslı Yüksek, Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı'nın mütevelli heyet üyesi.